Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlere cep telefonu kameralarında bulunan Pro özelliğinin ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz cep telefonları son yıllarda çok gelişti. Sadece donanım özellikleri olarak değil, kamera anlamında da birçok farklı özelliğe kavuştular. Artık çok daha fazla zoom girebiliyorlar. Sese bile zoom yapabiliyorlar. İşte 4K çekiyorlar, hatta 8K çekebilen cep telefonları var. Bu gibi bir sürü özellik artık cep telefonu kameralarında karşımıza çıkıyor. Ama bu kameraları biraz daha iyi kullanabilmek için bizim Pro ismini verdiğimiz bir mod var ve bugün günümüzde baktığımızda hani böyle giriş seviyesinde bile neredeyse karşımıza çıkan bir çekim modu. Şimdi bu moda girdiğimiz zaman bir sürü ayar bizleri karşılıyor ve bu genelde hani ortak olarak yani üreticiden bağımsız olarak birçok markada da Pro modu bulunuyor. Ama bazı markalarda biraz daha detaylı, bazı markalarda biraz daha detay verilmiyor. Şimdi biz Samsung'un hemen şu anda elimde görmüş olduğunuz S21 Ultra cep telefonuyla bu kameranın Pro özelliklerine bakacağız. Neler sunuyor ona bakacağız ve çektiğimiz fotoğraflar Pro modunda çekince nasıl bir fark oluyor sizlere bunu göstereceğiz. Telefonumuzu aldık ve kameramızı açıyoruz. Şimdi kamerayı açtığımızda karşımıza standart olarak Pro modu gelmiyor arkadaşlar. Birçok modelde böyle. Samsung'un Galaxy S21 Ultra modelinde de bu şekilde. Burada ne yapmamız gerekiyor? Video var değil. Daha fazla dediğimiz zaman burada karşımıza Pro modu çıkıyor. Ama tabii biz burada Samsung'dan gösteriyoruz. Xiaomi'de farklı bir yerde olabilir. Ne bileyim Oppo'da farklı bir yerde olabilir. iPhone'da farklı bir yerde olabilir. Biz burada Samsung üzerinden anlatıyoruz. Siz de kendi cep telefonu markanız neyse onun kamera menüsünden bu Pro modunu varsa bulabilirsiniz. Şimdi Pro moduna girdik. Şimdi Pro moduna girdiğimiz zaman karşımıza normalde olmayan, normalde değiştiremediğimiz bazı ayarlar çıkıyor. Hemen alttan bir bakalım. İlk olarak ISO ile başlıyoruz. Mesela şurada bir Mostar köprümüzün şeyi var. Küçük bir maketi var. Şimdi ISO'ya geldiğimizde ISO değerini değiştirebiliyoruz. ISO değeri aslında şudur arkadaşlar. Fotoğrafçılıkta sıklıkla kullanılan bir konudur bu. Fotoğrafın veya tabii filmli dönemden bahsediyorum. Filmin ışığa olan duyarlılığıdır aslında ISO. Dijitalde de bu birazcık şu anlama gelmeye başladı. Dijitale geçiş olduktan sonra o anda çektiğimiz fotoğrafa biz dijital olarak bir ışık veriyoruz. Şimdi bunun değeri mesela burada 50 var minimum ve 3200 var. Bu cep telefonundan cep telefonuna, kameradan kameraya değişebilir ama bizim aralığımızda 50 ile 3200 arasında verebiliyoruz. ISO değeri genelde şöyle verilir. 50, 100, 200, 400, 800 gibi gider gidebildiği kadar. Burada mesela ara değerler de var. Peki biz hangisini de kullanacağız? Şimdi şunu şöyle düşünün. Ortalama bir fotoğraf çekerken aslında 100 değeri iyidir bizim için kullanacağımız. Ama çok ışık vardır ve siz az gren olmasını istiyorsanız 50'yi de kullanabilirsiniz. 200'e ve 400'e kadar aslında ISO değeri gren oluşturmaz. Ama 400'den yukarı çıktığımız andan itibaren fotoğrafta gren dediğimiz böyle hani piksellerin bozulması olarak tanımlayabileceğimiz kumlama da deniyor buna. Bir sorun oluşabilir. Bu genelde sorun olarak görünür. Pek istenen bir şey değildir. Özellikle gece fotoğraflarında böyle fotoğrafın çamur gibi görünmesine sebep olan şey aslında bu yüksek ISO değeridir. Yüksek ISO'yu pek kullanmamaya çalışın ama mecbur kalırsanız da bu değeri de değiştirebilirsiniz. Şimdi biz 400'e tutalım. Şimdi hemen onun yanında bir simgemiz daha var. Bu da shutter speed diyor İngilizce'de. Enstantane hızı. Bu kameranın sensörün önünde bir mekanizma yer alır. Buna enstantane deniyor. Bu hızlı bir şekilde açılıp kapanır. Şöyle bir şekilde. Ve bunun biz hızını ayarlarız. Bunun da hızı önemlidir arkadaşlar. Bu hızda şöyle rakam küçüldükçe yani 1 bölü mesela şu an 6 diyorum, 4 diyorum, 50 diyorum. Rakam küçüldükçe hareket mesela yavaşlar. Bakın şu anda mesela şurada bir el hareketi yapayım. Hareketi şu an böyle daha yavaş olduğunu görüyorsunuz. Burada minimum 1 bölü 30 kullanmamız gerekiyor. Üstü de tabii ki rakamı büyüttükçe mesela 1 bölü 12.000 yapabiliyoruz bu telefonda. Sizin belki modelinizde farklı bir rakam da olabilir. 1 bölü 12.000 yapınca simsiyah bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu rakamın ideali nedir diye soracak olursanız ışık şartlarına göre değişmekle beraber 1 bölü 30'dan aşağı inmemeye çalışın. 1 bölü 50, 1 bölü 100, 1 bölü 200 gibi rakamlar normaldir. Çok hızlı hareketli bir konu olduğu zaman bu rakamı daha da yukarı çıkartabilirsiniz ama ışık olmak kaydıyla. Bunu da belirtelim. Şimdi post telafisi diye bir şey var. Şimdi burada post telafisini
açamıyoruz. Çünkü otomatikte olmadığımız için burada değişmiyor ama burada mesela seçtiğimiz değere göre post telafisi de değişebiliyor. Bu da özellikle hani birazcık açık olsun, birazcık koyu olsun istediğimiz zaman, yani fotoğrafa müdahale etmek istediğimiz zaman kullandığımız bir özellik. Şimdi AF modu var bunda. Mesela bu her cep telefonu kamerasında bulunmayan bir özelliktir. Pro modda bile olsa. Burada netliğiniz nereye yapacağınızı gösteriyor size. Mesela burada yakına yapabiliyorsunuz. Manuel olarak netliği istediğiniz bir noktaya, mesela şu an yapıyorum ben. Bakın şu an evet simgemizin üzerine yapmış olduk. Ya da otoda yapabilirsiniz. Otomatik yaptığınızda otomatik olarak netlik yapar. Bunu nerede kullanırız? Bu bazen bir mesela böyle diyelim ki öndeki bir konuya netlik yapmamız lazım. Arkada başka bir şey var ama makine kafasına göre bir yere netlik yapabilir. Siz burada manuel netlik yapabiliyorsunuz. Bu da hani size bir esneklik tanıyor. Her zaman kullanacağınız bir fonksiyon olmasa da böyle bir özelliğin olması bence güzel bir özellik olmuş. Şimdi white balance dediğimiz WB olarak yazıyor ama Türkçesini çevirsek beyaz ayar dediğimiz bir özellik. Bu özellik de şu arkadaşlar. Fotoğraf çekerken bir ışık kaynağı kullanmak zorundayız. Yani ışık olmazsa fotoğraf olmaz zaten. Işık kaynaklarının da bir rengi vardır. Bizim gözümüz öyle algılamasa bile. Örneğin şu anda mesela odada bir beyaz ışık var. Biz bunu kameramıza otomatik olarak ayarlatıyoruz ki görüntü, yani benim tenimin rengi veya tişörtüm veya arkadaki duvar ya da şuradaki bütün bu arkadaki kitaplık vesaire doğru bir şekilde renkleri size algılansın diye. Ama insan gözü otomatik olarak düzeltiyor. İşte insan gözü otomatik yapıyor ama kameralar bunu otomatik yapamadığı için burada biz Kelvin değeri girebiliyoruz. Burada istersek otomatik yapabiliyoruz. İstiyorsak da böyle istediğimiz gibi, bakın şu an 2300 Kelvin'den nereye kadar verebiliyorum? 10.000 Kelvin'e kadar verebiliyorum. Ama bu birazcık spesifik bir özelliktir. Ben genelde otoda kullanmanızı öneririm. Çok böyle takıldığınız yerlerde bir ışık, özel bir ışık varsa orada belki bir düzeltme yapmanız gerekebilir. Bir de arkadaşlar her cep telefonunda bu ayarı bulamayabilirsiniz. Yani burada anlattığımı söylediğim gibi S21 Ultra'ya özel ayarlar. Başka bir cep telefonu markasında, modelinde belki bu kadar detaylı özellik bulunmayacaktır. Bir diğer özellik ise, bu da birazcık telefonla ilgili olan bir özellik. Farklı renk skalalarını yine, bakın mesela renk şu anda siyah beyaza çevir gibi oldum. Bu telefonla beraber işte kontrastı şuydu buydu, doygunluktu vesaire de burada ayarlayabiliyorsunuz. Açık ton, koyu ton gibi şeyleri buradan, mesela şunu sıfırlayalım, ayarlayabiliyorsunuz. Yani renkle ilgili bazı ayarları da yine bu menüden yapabiliyoruz. Bu da mesela her cep telefonunda bulunan bir özellik değil. Mesela bazı cep telefonlarında da arkadaşlar diyaframı da ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bu telefonda yok ama bazı cep telefonlarında Pro modda diyafram ayarı da yapabiliyorsunuz. Bunda yer almıyor. Tabii bu modları kullanmak için birazcık fotoğrafçılıktan anlamak gerekiyor. Birazcık ışıktan anlamak gerekiyor. Bu tarz konular hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Mesela şimdi ben bir örnek yapayım size. Şimdi standart modda bir fotoğraf çekeceğim. Şöyle bir tane çekeyim. Çektik. Bir de Pro modda çekeceğim. Pro modda tekrar aktif hale getiriyoruz. Şu şeyleri de sıfırlayalım. Şuradan sıfırlamış olalım. Evet, şunu da sıfırlayalım. Bütün ayarlarını da sıfırlamış olalım. Mesela bu gölge diyor, bu vurgulama, bu kontrast, bu da açık ton vesaire gibi. Mesela burada biz çok daha böyle farklı estetik fotoğraflar çekebiliriz. Mesela ben birazcık şeyi kısayım. ISO'yu birazcık kıstım. Biraz da enstantaneyi kısayım. Biraz koyu bir fotoğraf çekmek istiyorum. Mesela şu anda evet, -0.7 verdi mesela bana. Rengi de Kelvin'i de kendim vermek istiyorum. Mesela şu an böyle çok kaçtık biraz. Şu an bizim ışığımız 5200 Kelvin olması lazım. 5200'ü ayarladım. Kelvin'in değerinde ve şu anda doğru bir şekilde birazcık koyu bir fotoğraf çekmiş oldum. İşte burada birazcık daha böyle hani cep telefonu otomatik modda çektiği zaman belki bazı yerleri düzeltiyor. Sizin koyu çıkartmasını istediğiniz yeri açık hale getirebiliyor vesaire. İşte Pro modda siz bu istediğiniz gibi, yani tam ben burada şurasını siyah görmek istiyorum, orası çok aydınlık olmasın dediğiniz noktada size bu Pro mod yardımcı oluyor. Ama söylediğim gibi birazcık fotoğraf bilgisi gerekiyor, birazcık ışık bilgisi gerekiyor. Az çok bu konulardan anlamanız gerekiyor. Evet, bu videoda sizlere cep telefonu kameralarında bulunan Pro özelliğinin nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını ve
ne gibi özellikler sunduğunu anlatmaya çalıştık. Bu modla ilgili aklınıza takılan şöyle bir şey yapabiliyor mu, böyle bir şey yapabiliyor mu ya da bizim anlatmayı unuttuğumuz özellikler varsa videonun altında yorum olarak paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.